Hocam kısırlık yapar mı diyenler var. Ha şöyle. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır yok. Şimdi aşılarla kısırlık yaptığına dair bir bulgu yok şu ana kadar. Ama COVID-19'un kısırlık yaptığına dair bulgular var. Şimdi klinik çalışmalar çıktı tabii. Yani virüs kısırlık yapıyor. Tabii. Çok sık değil ama yine erkeklerde üreme yeteneğini bozuyor. Kadınlarda da bir miktar bozuyor ama özellikle erkeklerde daha fazla. İktidarsızlık riskini arttırıyor. Hadi. Bir, erkeklik hormon düzeyini azaltıyor. İki, bir de mikrovasküler denir. Küçük kan damarlarında pıhtılaşmalara hocam, neden oluyor. Hocam ciğerle yani ne ilgisi olan ki şeyin? Şöyle. Mesela ereksiyon konusunda ciğer. Hayır şöyle olur. Tabii bakın. Şimdi bu küçük kılcal damarlarda pıhtı oluşturuyor. Hı-hı. Ölümlerin zaten önemli bir nedeni buna bağlıydı. Şimdi özellikle erken dönemde hemen aspirin kullanmaya başladık. Dünyada da öyle. Bu pıhtılaşmaları engelleyip. Kan akışı sağlansın. Tabii ki de buradaki kan akışı sağlansın diye. Özellikle bu kan akışının sağlanması, evet, testislerin, yumurtalıkların işlevlerini korumasını sağlıyor. Ama E2 reseptörü dediğimiz bu akciğerdeki reseptörlerin benzeri beyinde de var, böbrekte de var, kalpte var, karaciğerde var ve testiste, yumurtalıkta da var. Hı hı. Ha, yoğunluğu daha az ama işte o az yoğunluk bazılarını daha fazla etkiliyor. Evet ama en azından sorumuza cevap verelim. Kısırlık konusuyla ilgili aşının herhangi bir şu an bilinen aşının yan etkisi yok. Aynen. Yani ciddi aşıların diyelim. Ciddi aşıların asparagus ciddi aşıların yan etkisi. Yan etkisi yok.